Teşekkür ederiz. Öncelikle herkese merhaba. Bu arada cloud hesabı açamayan ya da geç gelen oldu mu? Tamam, arkadaşlarımız aralarda geziyor, yardımcı olacaklar şimdi. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Kemal Aydın. IBM'de Developer Advocate olarak çalışıyorum. Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Şimdi rolümüzü söylediğimiz zaman genelde pek duyulmadık bir rol oluyor. Rolü biraz anlatayım. Bir soruyla başlamak istiyorum aslında. IBM Cloud'da şu an aktif olarak kaç servis var? Bilen var mı? Ortalama mesela. Ben cevap vereyim. 100'den fazla servis var. Şimdi bu servisler aktif olarak kullanılıyor. Peki. Ama bu servislerin nasıl kullanıldığını bilemiyoruz. Ya da buna vakit ayıramıyoruz. Aslında biz burada devreye giriyoruz. Bu servisleri sizin için öğrenip eğitimler vererek bunları developerlara anlatıyoruz. Hands-on demolarla nasıl bir örnek bir uygulama ayağa kaldırılır bunları gösteriyoruz. Aslında rolümüzün tanımı bu. Public olarak meetuplar düzenliyoruz. Etkinliğin sonunda bunların linklerini de vereceğiz. Ben blockchain ve mikroservis alanında meetuplar yapıyorum. AI, data science gibi alanlarda kendini geliştiren arkadaşlarımız var. Onun haricinde şirket bazında enterprise seviyesinde eğitimler veriyoruz. Blockchain ve mikroservis aynı şekilde. Peki blockchain ve mikroserviste neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsedeyim. Blockchain'de ilgi odağımız sadece Hyperledger Fabric. Bunun haricinde herhangi bir network'le bir bağlantımız yok. Sadece Hyperledger Fabric üstüne çalışıyoruz. Mikroserviste ise Docker, Kubernetes ve son zamanlarda Red Hat'in hayatımıza girmesiyle beraber OpenShift gibi ürünlerin eğitimlerini alıp eğitimlerini veriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yiğit'e veriyorum şu an. Merhabalar, ben Yiğit Polat. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Bölümü mezunuyum ben de. Kemal gayet iyi açıkladı. Kemal'le aynı ekipteyim. Aşağı yukarı aynı teknolojilerle ilgileniyoruz. Kemal'e eklemek istediğim bir iki şey var. Biz aynı zamanda bu teknoloji kullanarak open source dünyaya projeler geliştiriyoruz. Ve dokümanlarını yazarak developer.ibm.com'da paylaşıyoruz. Ki sizler developerlar merak edip bu teknolojileri nasıl implemente ederiz diye bakmak istediğinizde bu linkten gidip bu teknolojileri nasıl kullanacağınızı gayet iyi, hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Peki başka neler yapıyoruz? POC çalışmalarında bulunuyoruz. Tabii gayet merak ediyor olabilirsiniz. Hyperledger Fabric'i kullanarak hiçbir POC çalışması yaptık mı? Evet, uzun zamandır biz POC çalışmalarında da bulunuyoruz. Bir iki örnek vermek gerekirse IoT cihazlarından gelen verilerin güvenli bir şekilde saklanması üzerine bir POC'miz var. Onun yanı sıra envanter yönetimi sistemleri üzerinde POC çalışmalarımız var. Bu şekilde bu POC çalışmalarıyla Hyperledger Fabric gerçek hayatımızda nasıl implement edilir, nasıl kullanılır bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü ajandamıza bakalım biraz. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün blockchain nedir, konsensus algoritmaları nedir vesaire bunları detaylı bir şekilde anlatmayı planlamıyoruz. Bütün zamanımızı Hyperledger Fabric üzerine yoğunlaştıracağız. Bu yüzden önce bir public ve private blockchain ağları arasındaki farklılıklar, benzerlikler. Önce bunları incelemek istiyoruz ki Hyperledger Fabric'i daha iyi anlayalım. Ardından Hyperledger Fabric'in bileşenleri ve üzerindeki terimleri konuştuktan sonra bu Hyperledger Fabric Framework'ünü kullanarak örnek nasıl uygulamalar geliştirilmiş onları inceleyeceğiz. En sondaki demomuz kısmında IBM Blockchain platform ile geliştirdiğimiz network'ü kullanarak siz katılımcılara IBM Cloud üzerinden bir sertifika, bir kullanıcı oluşturarak etkileşim haline sokacağız. O zaman başlayalım. Public ve private blockchain ağlarının farklılığına bakarak. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Hiçbir public blockchain ağına dahil olanlarınız var mı? Evet, daha fazla kullanıcının bu networklere kayıt olduğunu düşünüyordum açıkçası. Sebebi şu şekilde, bir public blockchain network örneği vermek gerekirse Bitcoin. En büyük örneği, en çok kullanıcısı olan network aslında Bitcoin'dir. Public blockchain
ağlarına bir Bitcoin'le özdeştirebiliriz. Peki private blockchain örneği nedir? En fazla bilineni, en fazla kullanılanı hali hazırda Hyperledger Fabric. Bu iki network tipleri de peer-to-peer işlemler yapmaya elverişli. İkisi de decentralized şekilde işliyor. Ve ikisinde de veriler Ledger adına verdiğimiz bir veri tabanında tutuluyor. Ki Ledger'ın tanımına ileride daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Temel fark şu. Siz public blockchain ağlarına giriş yaptığınızda anonim olarak girersiniz. Fakat private blockchain ağları daha çok iş dünyasında kullanıldığı için sertifikalı bilinen kişiler oluyor. Ve public blockchain ağlarında katılan herkesin okuma yazma yetkisi varken private blockchain ağlarında bu aldığınız sertifikaya göre okuma ve yazma yetkileriniz çeşitlenebilir. Örnek verelim. Bitcoin'de siz girip network'e dahil olabiliyorsunuz anonim bir şekilde. Ardından gidip bir Bitcoin transferi yaparak bir yazma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Okuma işlemini de ilk network'ün kurulduğundan bugüne kadar transaction'ları inceleyerek istediğiniz transaction'a bakabilirsiniz. Şimdi ne dedik? Public blockchain ağları anonim kişiler tarafından kullanılmakta. Bu anonim dünyasında bir güvenliği sağlamamız gerekiyor. Bu güvenlik meselesi proof of work denilen bir algoritma sayesinde sağlanıyor Bitcoin'de. Ki bu yapısı gereği yavaş çalışan bir algoritma ve network'ü de sonuç olarak yavaşlatıyor. Fakat private network'lerde katılımcılar kimin kim olduğu herkes bilindiği için bu şekilde bir konsensus algoritmasına, bir altyapıya ihtiyaç yok. Çalışan konsensus algoritmaları daha hızlı. Bu sebeple private network'ler daha hızlıdır. Bir de şöyle düşünebiliriz tabii. İş dünyasında bu private network'lerin kullanılma amaçlarından en önemlisi maliyetleri azaltıp transaction hızlarımızı arttırmak. Bu yüzden bu network'ler hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Son bir diğer fark olarak da public blockchain ağlarında yerel bir asset varken private blockchain ağlarında siz kendi iş modelinize göre bu assetleri, istediğiniz varlıkları tanımlayabilirsiniz. Bir araba transferi uygulaması yapabilirsiniz ki bugün demoda onu yapacağız. Daha açıklayıcı olabilir. Ya da aklınıza gelen herhangi bir fiziksel varlığı dijitalleştirip bu network içerisinde transferlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Hyperledger ne? Ona bir bakalım. Hyperledger bir şirket değil. Bir kripto para hiç değil. Hyperledger aslında Linux Foundation tarafından yönetilen bir open source proje. Altında çeşitli kırılımları var. Ailenin son üyesi Besu, Java ile yazılmış bir Ethereum client'ı. Hyperledger Barrow var. Bu permission network'lerde kullanılmak üzere smart contract'larınızı, bir önceki session'da bir smart contract yazıldı sanırsam. Solidity ile yazılmış smart contract'ları private network'lerde Ethereum Virtual Machine üzerinde çalıştırabiliyorsunuz. Hyperledger'ı geçiyorum ki Kemal'le beraber ilerleyen slaytlarda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Hyperledger indi. Yani dünün ve bugünün konusu gerçekten Hyperledger indiydi. Çok detaylı bir şekilde anlatıldı. Kimliklerimizi bir blockchain network'ünde nasıl tutacağımız üzerine geliştirilen bir framework. Iroha var. Bu da mobil uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir framework. Sovtut, Intel tarafından desteklenen başka bir proje. Ki bunda da çeşitli konsensus algoritmaları mevcut üzerinde. Şimdi Hyperledger Grid'den bahsetmek gerekirse blockchain tedarik zinciri uygulamalarında çok uygun bir şekilde implemente edilebiliyor. Hyperledger Grid ise sırf supply chain üzerinde geliştirilen daha kolay bir şekilde network'ün oluşturulması için geliştirilmiş bir ayrıca framework. Çeşitli tool'lar var. Hyperledger Cello blockchain as a service olarak geçiyor. Bir network'ü ayağa kaldırıp operasyonel işleri geliştirmek için. Explorer network üzerindeki işlemleri görselleştirmek için geliştirilmiş bir user interface. Caliper var. Bu da benchmark testlerinizi yani performans testlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve ayrıca community tarafından desteklenen çeşitli library'ler. Bu framework'lere yardımcı library'ler var. Ayrıca Ursa ve Arias üzerindeki çalışmalar dün burada lab'lerde de gerçekleştirildi. Bunun eğitimi verildi. Şimdi detaylı bir şekilde Hyperledger Fabric'e bakalım. Kemal biraz sonra sizlere Hyperledger Fabric üzerindeki temel bileşenlerden bahsedecek.
Şimdi bugünün konusu zaten Hyperledger Fabric. Diğerlerinden Yiğit kısaca bahsetti. Hyperledger Fabric bir private blockchain network'ü ama başka private blockchain network'leri var. Peki Hyperledger Fabric diğerlerinden ayıran en büyük özellik ne? Cevabını vereyim. Channel denilen bir yapı var. Birazdan bunun detayına ineceğim. Hyperledger Fabric diğer network'lerden ayıran en büyük özellik. Kanallama yapısıyla izole bir şekilde verilerimizi tutabiliyoruz. Şimdilik bunu söylesem yeterli olur. Şimdi biraz bileşenleri inceleyelim. Hyperledger Fabric'te biz hangi bileşenleri kullanıyoruz? Öncelikle bizim bir tane bir otoritemiz olması lazım ki sertifikaları verebilelim. Peki bu kimlere sertifika verecek? Network'teki her şeye sertifika verecek. Peer'lara, orderer'lara, client'lara, transaction yapan user'lara. Certificate authority'ler bizim network içindeki kimliklerimizi atayan otoriteler. Birazdan zaten yine detaylı göreceğiz ama bahsetmekte fayda var. Genelde her bir organization'ın, organization'ları şirket gibi düşünebilirsiniz, kendine ait birer tane certificate authority'si olur. Yani kendi user'larına, kendi peer'larına sertifikaları kendi CA'lerinden verirler, sertifika otoritelerinden. Sertifika otoriti kısaca bizim sertifikaları aldığımız birim. Peer aslında blockchain'in node kavramını hepimiz duymuşuzdur. Hyperledger Fabric'teki node'un adı peer. Gün sonunda node'la peer aynı şey, yaptıkları iş aynı. Peki biraz detayına ineyim. Node nedir, peer nedir? Peer benim organization'ın altındaki benim ledger'ımı yani şu an için veri tabanımı tutan, chain kodlarımı yani akıllı sözleşmelerimi, smart contract'lerimi tutan, bu chain kodları execute eden, çalıştıran, endorsement işlemlerini yapan, endorsement'a birazdan daha detaylı gireceğim. Şu an için bundan bahsetmiyorum o yüzden. İşlemlerimi yapan birimler. Yani peer'lar benim network'ümü ayakta tutan, benim datamı saklayan, senkronize eden birimler. Aynı zamanda benim akıllı sözleşmelerim yani chain kodlarım bu peer'ların içinde çalışıyor. Peki mesela benim organizasyonum şu an IBM diyebilirim. IBM'in altında bir tane peer olduğunu varsayalım. Bu peer oldu ki çöktü. Bir bilgisayar üstünde çalışıyor sonuçta. Gün sonunda fiziksel bir makinede çalışıyor. Ve bilgisayarım erişilemiyor. Ve benim bir tane peer'im olduğu için o peer artık gitti. Gün sonunda ne olacak? Ben organizasyon olarak network'ten dışarı kalmış olacağım. O yüzden production seviyesinde hiçbir zaman tek bir tane peer'la işlem yapılmaz. Sadece development ve test ortamında. Burası kritik. Şimdi bazı peer çeşitleri var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Anchor peer denilen bir çeşit var. Peki anchor peer ne yapar? Örnek veriyorum. Organizasyon A ve organizasyon B var. Bu iki organizasyon birbiri arasında haberleşmesi lazım ki eğer ki eksik bir blok varsa birbirlerinden alabilsinler. Ya da diğer durumlar için birbirleriyle haberleşmeleri lazım. Peki 4 peer bir organizasyonda, 4 peer bir organizasyonda. Hangi peer birbirleri arasında haberleşecek? Yani iki organizasyon arasında. Haberleşecek peer'ları biz önceden anchor peer olarak belirliyoruz. Diyoruz ki sen anchor peer'sin. Yani senin görevin diğer organizasyonlarla haberleşip eksik blok varsa ya da gerekli bir şey varsa al bunu kendi organizasyonuna getir. Ya da ver. Tam tersi. Anchor peer böyle. İki leading peer'larımız var. Şimdi blockchain'de gün sonunda bizim bloklarımızı üreten birimler var. Gene birazdan buraya daha detaylı gireceğiz. O yüzden şu an anlatmıyorum. Benim blokların peer'larımla ya da organizasyonumla alakasız bir yerde üretilir. Daha sonra peer'larıma verilir. Peki gene 4 tane peer'im olduğunu varsayalım. Organizasyonumda, organizasyon A'da 4, B'de 4. Bu bloklara üreten birim bloğumu üretti. Peki bunu hangi peer'a verecek? Sonuçta rastgele seçip vermeyecek. Benim önceden belirlediğim peer'lara verecek. Bunlar da leading peer. Yani oluşturulan blokları bu bloğu oluşturan birimden alıp kendi içine dağıtan peer'lara leading peer diyoruz. İki çeşit peer var. Anchor peer ve leading peer. Şimdi daha demin bahsettiğim soru mu vardı? Buyur.
Yok. Anchor Peer şunu yapıyor. Mesela gene 3 tane organizasyon olduğunu varsayalım. A, B, C. Ben organizasyon A'nın Anchor Peer'iyim. Ben sürekli B ve C'ye broadcast isteği atıyorum. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Var mı bir şey? Bendeki bu, sendeki ne? Tek yaptığı şey bu. Onun haricinde leading peer'la hiçbir alakası yok. Veriyi de istiyor. Eğer ki eksik bir veri varsa istiyor. Hayır. Leading peer sadece blokları alıp kendi organizasyona dağıtan birim. Bu kadar. Şimdi blokları üreten birimden bahsettim daha demin. Mesela bu Bitcoin'de proof of work denilen bir algoritmayla yapılıyor. İşte mining denilen işlem. İnsanlar makinalarını çalıştırıyor. Gün sonunda bloğu üretip ödülü almaya çalışıyorlar. Şimdi biz iş dünyasında olduğumuz için böyle bir senaryoya ihtiyacımız yok. Yani bloğu üreten kişi ödülü almayacak. Bizde bunlar bizim belirlediğimiz bir servis tarafından üretilmesi lazım ve benim gerekli ayarları önceden yapabiliyor olmam lazım. Peki ayardan kastım ne? Mesela biraz da ondan bahsedeyim. Şu an Bitcoin'de bir blok boyutu 1 megabayt mesela. Bunu değiştirebiliyor muyum? Hayır. Mesela Bitcoin Cash var. Değiştirdi, 8 megabayt yaptı ama 2 tane bu sefer blockchain ağı oldu. Benim bu gibi ayarları network'te yapıyor olabilmem lazım. Yani o an için benim business'taki şartlarım nasılsa benim network'üm bunu kaldırıyor olabilmesi lazım. O yüzden ordering service denilen bir birim var. Peki bu arkadaş ne yapıyor? Peer'da işlem yapıldığı zaman peer bunu ordering service'e yolluyor. Ordering service böyle transaction'ları topluyor. Benim belirlediğim zamana ya da boyuta kadar topluyor. Daha sonra paketleyip leading peer'lara yolluyor. Burada benim dikkat etmem gereken iki tane konu var. Birisi timeout. Yani bu blok ne zaman oluşsun? İlk işlem gerçekleştirildikten sonra ne zaman oluşsun? 2 saniye mi? 3 saniye mi? 1 dakika mı? 20 dakika mı? Çünkü burada şu kritik, benim bloğum oluşmadığı sürece gerçekleşen işlemim diğer organizasyonlar ve diğer peer'lar tarafından bilinemez. Çünkü blok daha dağıtılmadı. Ben burada süreyi uzun tutarsam bu süre boyunca benim işlemim gerçekleşmemiş olacak. Bu hala queue'da, ordering service'in içindeki queue'da duruyor olacak. O sürenin dolmasını bekleyecek. Ya da ben bir size belirleyebilirim. Mesela 2 megabayt. 2 megabayt dolduğu zaman sen süreyi beklemeden bu bloğu oluştur. Hyperledger Fabric'te iki farklı değişkenle ben bunu yapabilirim. Ya süre ya da boyut. Bu süre ve boyut çok kritik. Buradaki iş modeline göre bunların şekillendirilmesi gerekir. Eğer ki süre çok kısa tutulursa çok fazla blok olur. Bu sefer bir zaman sonra network'ümüzü yavaşlatabilir. Ya da süre çok fazla verilirse işlemler çok yavaş gerçekleşir. Bu sefer de başka sıkıntılara neden olur. Bu dikkat edilmesi gereken bir konu. Peki, benim bir tane ordering service'im olduğunu düşünelim. Bir tane var. Ola ki bu çöktü, şu an çalışmıyor. Bütün network durur. Bütün network. Organizasyon, daha demin organizasyonda verdiğim örnekte sadece organizasyon devre dışı kalırdı. Ama ordering service'de bütün network devre dışı olur. O yüzden production seviyesindeki networklerde kesinlikle bir tane ordering service çalıştırılmaz. Bu ordering servislerin arkasında da bu blokları oluşturan konsensus algoritmaları çalışır. Mesela bu Bitcoin'deki proof of work'tü. Oraya hiç girmeyeceğim. Hyperledger Fabric'te bunlar ne? Birazdan şimdi onlardan bahsedeceğim. Evet. Evet. Şöyle, kanal bazlı. Evet. Kanala birazdan daha detaylı gireceğiz ama ben gene şimdi bir özet anlatayım. Farklı farklı kanallarımızda biz işlemlerimizi yapıyoruz. Bunların hepsini birbirinden izole birimler olarak düşünebilirsiniz. Ben bu kanal için ayrı bir blok süresi ve boyutu tanımlıyorum. Bu kanal için ayrı. Yani ben yaptığım işe göre kanallarımı ayrı ayrı tanımlıyorum. Baştan değil. Kanallar sonradan da oluşturulabiliyor. Ben network'ü ayağa kaldırdığım zaman hiç kanalım olmuyor. Ben kanalları daha sonradan ekliyorum. Tamam,
Şöyle, normalde bunun Genesis blok denilen kanalın ilk bir bloğu var. O tekrardan override edilerek değiştirilebiliyor. Ama bunun için biraz daha low level işlemler yapılması gerekebilir. Şimdi Hyperledger Fabric'te 3 tane şu an konsensüs algoritmasından bahsedeceğim. Ama şu an gün sonunda bunların ikisi çalışıyor. Nedenini de şimdi anlatıyorum. Ben mesela şu an test amaçlı chain code yazıyorum. Smart contract geliştiriyorum. Peki bunu test etmek için ben bir production seviyesi, bir ordering service mi ayağa kaldıracağım? Bu benim için çok büyük bir maliyet. Hayır diyor burada Hyperledger Fabric'in community'si. Ben senin için Solo ismini verdiğim bir konsensüs algoritmasını yazdım. Bu algoritmayla sen bir tane order'ı ayağa kaldırıp testlerini burada yapabilirsin. Bu tamamen test amaçlı. Senin chain kodlarını yazman ve network'ü tanıman amaçlı, bunu production'da kullanma. Tamam. Raft ve Kafka production seviyesi. Peki aralarındaki fark ne? Aslında ikisi tamamen yaptığı iş olarak aynı. Raft'tan önce Kafka vardı. Kafka ismi de Apache Kafka'dan geliyor. Şimdi mesela benim 5 tane order'ım var diyelim. Yani 5 tane blokları üreten birimim var. Peki bunlar birbirleriyle bir türlü haberleşmeleri lazım. Sonuçta birbirlerini beklemeleri lazım ya da bir yere göre bir transaction'ları sırayla almaları lazım. Bu yüzden bu order cluster'ın üstüne Apache Kafka ismini verdiğimiz queue sistemi çalıştırıyorduk. Bu queue'dan işlemleri alıp içerilere dağıtıyorlardı. Şimdi bir tane Apache Kafka çalıştırırsam, ola ki Apache Kafka'nın fail etmesi durumunda benim order'larım haberleşemeyecek, gene network'üm çökecek. O yüzden Apache Kafka'yı da cluster olarak çalıştırıyorduk. Yani örneğin 5 tane order'ır, 5 tane de Apache Kafka çalışıyor üstünde cluster. Apache Kafka'ların da birbirleriyle senkronize olup bir haberleşmesi diyeyim gerektiği için bunların da üstünde bir zookeeper denilen harici bir cluster çalışması gerekiyordu. Yani sadece ben order'ır cluster'ını kaldırmam için order'ların kendilerini kaldırıyorum. Apache Kafka'yı kaldırıyorum cluster olarak. Üstüne bir de zookeeper cluster kaldırıyorum. Bu arada ben bunu kendim de yapmıştım. Hani Kafka'yı kendim implement ettim. 2,5 haftamı almıştı. Hyperledger Fabric'in community'sine bizzat kendim de yazdım. Dedim hani bu çok fazla zaman alıyor. Bununla uğraşılmıyor ki bir sorun çıktığı zaman da gerçekten yani çözülmüyordu neredeyse. Buna çözüm olarak da Raft'ı getirdiler. Tamamen aynı işi yapıyor ama bu iş gücünden kurtarıyor. Aralarındaki tek fark bu. İkisi de production seviyesi ama Raft bu sorunu çözüyor. Kemal'in şu ana kadar anlattığı bileşenler tamamen network'ün elemanları. Aslında bizim diğer blockchain framework'lerinde de söylediğimiz nodlar. Hyperledger Fabric'te sertifika otoritesi, peer ve ordering service'den oluşuyor Hyperledger Fabric'te. Ve temelinde yatan konsensüs algoritması da Raft ve Solo. Benim şimdi bahsedeceğim terimler aslında Hyperledger Fabric'te sık sık karşılaştığımız network'ü ayağa kaldırırken yaptığımız konfigürasyonlarla alakalı. İlk terimimiz consortium. Hep konuşuyoruz bu blockchain teknolojisi sadece bir kişi ya da bir kurum tarafından yapıldığında anlam kazanmayan, verimi olmayan bir teknoloji. Aslında biz consortium yani Türkçe karşılığıyla şirketlerin bir araya gelmesi ya da işbirliği aslında şu anlama geliyor. Birden fazla şirket bir araya gelerek konsorsiyumları oluşturuyorlar. Ve en temel, en yukarıdaki kavram Hyperledger Fabric'te konsorsiyumdur. Yani şöyle örneklendirebiliriz. Mesela biz bu TÜBİTAK çalıştığı için bir Hyperledger Fabric Network'ı ayağa kaldırmak isteseydik, TÜBİTAK, IBM, Altın Sponsorlar, Platinum Sponsorlar bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturuyorlardı ve üstüne kendi network'ünde ekstra konfigürasyonlar yapıyorlar. Bu ekstra konfigürasyonlardan bahsettiğim şey channel mantığı aslında. Daha demin Kemal'in bahsettiği channel mantığı şu şekilde çalışmakta. Hyperledger Fabric kocaman bir internet, bir network olarak düşünürseniz bu channel'lar aslında sizin local area network'lerinizle özdeşleştirilebilir. Şu şekilde bir konsorsiyumunuz var 10 şirketten oluşan ya da daha deminki örnekle yürümek gerekirse Altın Sponsorlar, Platinum Sponsorlar, TÜBİTAK, IBM. Channel'lar şu şekilde çalışıyor. Altın Sponsorlar bir channel yaratmak isteyebilirler. Platinum Sponsorlar bir channel yaratmak isteyebilirler. Bunun sebebi nedir? Veriler
Hyperledger Fabric'te ledger dediğimiz bir veri tabanında tutuluyor ve channel bazlıdır bu veri tabanları. Yani bir channel'da olan işlem kesinlikle diğer channel'da yer alamaz. Data izolasyonu sağlamakta. Ve bu channel'lar peer'ların üyeli olmasıyla beraber ayağa kaldırılır. Yani 3 organizasyon altındaki peer'lar bir channel'a dahilken diğer 3 organizasyondaki peer'lar farklı bir channel'a ait çalışmakta ve tamamen data izolasyonu şeklinde bir yapı vardır. Tamam, channel'ları yarattık biz, güzel, artık verim başkasıyla paylaşılmıyor. Fakat ben bir şirketim ve benim altımda user datalarım olabilir ya da mal mülkümün fiyatları olabilir. Ben bunları da başka şirketlerle paylaşmamam lazım. Fakat channel'da ne dedik? Her bir veri diğer organizasyonlarla açık ve paylaşılabilir bir şekilde. Daha öncesine kadar, bundan bir yıl öncesine kadar Hyperledger Fabric'te private data dediğimiz bir kavram yoktu. Ne yapıyorlardı? Bu özel bilgiler on-chain'de değil, off-chain adını verdiğimiz farklı bir database'de, yani Hyperledger Fabric Network üzerinde değil, farklı bir veri tabanında tutuluyordu bu bilgiler. Bu bize ne gibi negatiflikler sağlayabilir? Bir kere operasyonel, ekstra bir yük çalışması, ekstra verilerin başka yerden gelmesi vesaire, network'ü tamamen yavaşlatıyorlardı. Başka nasıl çözülebilirdi bu problem? Her bir private data için yeni bir channel oluşturuluyordu. Bir bakıyorsunuz sonra gün sonunda yüzlerce channel olmuş. Her bir private data için yeni bir channel oluşturmak tamamen network'ü yavaşlatan, network'e ağırlık katan bir yapıydı. O yüzden Hyperledger 1.2 versiyonuyla beraber private data dediğimiz yeni bir yapı geliyor. Bu private datalar eğer yetkisi olmayan bir şirket varsa tamamen o private datayı encrypt olarak görmekteydi. Eğer kendilerinin private public key'leri varsa ancak bu şekilde decrypt edip private datalara ulaşabiliyorlar. Şimdi ledger diyoruz. Sunumun başından beri bunu bir veri tabanı olarak düşünelim istiyoruz. Hyperledger Fabric'te veri tabanı diğer ledger, diğer blockchain framework'lerinden aslında ufak bir farklılık gösteriyor. Ledger iki yapıdan oluşuyor. İlki blok zinciri. Bütün transaction geçmişleri bu blok zincirinde yer almakta. Network'ün kurulumundan sonuna kadar bütün gerçekleşen varlık transferleri loglar halinde bu blok zinciri üzerinde kayıt alınıyor. Diğer ikinci yapımız ise Word State adını verdiğimiz bir NoSQL database. LevelDB veya CouchDB olabilir ve bütün veriler burada key value şeklinde tutulabilir. Peki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şu yüzden bir varlık düşünelim. Bir varlığın transferi 10 sene önce yapılmış olabilir. Bu sistem 10 senedir açık. Siz bu varlık üzerindeki en son ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bir query işlemi atıyorsunuz ledger'a. Ve sonuç bu blok zincirini tarayarak çok uzun sürede size dönüyor. Bu yüzden Word State adını verdikleri son durum veri tabanına query attığınız takdirde bu veri tabanındaki varlığın son durumunu çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde size dönmüş oluyor. Bu distributed ledger'lar Hyperledger Fabric'te Word State denilen yapı diğerlerinden farklılık gösteriyor. Bu Bitcoin'de böyle bir yapı yoktur. Eğer bir şeyin, bir varlığın geçmişini öğrenmeniz gerekirse tamamen sondan başa doğru tarayarak brute force şeklinde sonuçlara döndürebilirsiniz. Şimdi blockchain network'tür aslında bir. İnternete benzetilebilir. Altyapıda. Ha. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şurada. Şimdi şu sağdaki görsele bakalım. 3 tane organizasyon bir araya gelmiş durumda. Organizasyon A, organizasyon B ve organizasyon C. Bunlar da bu bilgisayar logosuyla tabir ettiğimiz her bir logo bir peer. Bir node aslında. Yani burada ne olmuş oluyor? 3 organizasyon, hepsinde 3'er tane peer, 9 nodlu bir network elde etmiş oluyoruz. Ve ordering service de bunların merkezinde yatan, orada da gördüğünüz gibi 6 nodlu blokların üretildiği yer. Bu yapılar tamamen bir araya gelerek network oluşturuyorlar.
Tekrardan buraya gideyim. Şimdi channel dediğimiz varlık, terim, varlık demeyeyim. Channel dediğimiz mantık şu şekilde işliyor. Bu üçü bir, üç organizasyon bir network üzerindeyken, organizasyon A'la B bir iş dünyasındalar, bir iş yapıyorlar. C'yi tamamen ilgilendirmeyen bir iş bu. Bu yüzden organizasyon A ve B bir channel'a girerler ve işlemlerini gerçekleştirmeye başlarlar. Ve buradaki data kesinlikle C tarafından gözükmez. Çünkü bunlar ortak bir ledger'a veri yazıyorlar aynı channel üzerinde. C'nin bunu görme şansı yok. Şöyle bir channel daha yaratılırsa, organizasyon A, organizasyon B ve organizasyon C üçü birlikte bir channel kurarlarsa, o zaman aynı ledger'ı manipüle ederler ve aynı veriyi okumuş olurlar. Siz burada channel'ları istediğiniz gibi yaratabilirsiniz. Hepsi de... Evet. Kocaman büyük bir ledger yok. Onu internete benzetebilirsiniz. Bu kocaman bir internet dünyasındalar bunlar. Hiçbir ledger yok. Ama channel'lar yaratılarak... Evet. Demek değil, channel'ın üzerinde ledger'lar bulunuyor. Channel'ı şöyle düşünün, bir WhatsApp grubu. Orada dönen olaylar ledger'a kaydediliyor. Bu şekilde. Şunun üzerinden bir daha geçeyim. Channel'daki veriler ortak bir şekilde, ama o organizasyon A'daki ve B'deki bazı veriler yine de ortak bir şekilde manipüle edilmek istenmiyor. Bu sefer de private data mantığıyla aynı channel'daki ortak verinin bazı kısımları gizlenebiliyor. Eklemek istediğiniz bir soru daha vardı. Alalım. Evet. C channel'a dahil edilebiliyor. Edilebiliyor. Hatta şöyle tanımlamalar da yapılabiliyor. Bir channel'a davet edilirken bir organizasyonun onay vermesi yeterli mi, yoksa o channel içerisindeki bütün organizasyonlar mı onay versin? Başta channel açılırken böyle konfigürasyonlar yapılıyor. Adeta hani blokların üretim konfigürasyonları nasıl channel yaratılırken yapılıyorsa, bu konfigürasyonlar da channel yaratılırken set ediliyor. Başka bir soru, sorular var. Daha sonradan mı? Şöyle gene şeyden çıkartılabilir. Ama tavsiye edilen bir yol değil bu. Çünkü bir kere veri artık ona geçti. Yani bloklar o tarafta var. Sonrası için şöyle bir çözüm üretiliyor. Böyle bir yazıyla daha önce karşılaşmıştım. Yeni bir tane kanal kurulsun, o kanal orada bırakılsın. Çünkü artık iş modeli değişmiş oluyor çünkü. Yani onu çıkartmak yerine yeni bir tane kanal oluşsun. Şurada bir soru vardı. Tabii yani bunun, tabii ki yani sizin iş modeliniz nasıl bir ortam istiyorsa o şekilde konfigüre etmeniz mümkün. Evet. Şöyle bir örnek vereyim. Benchmark testler yapılıyor, performans testleri. 30 organizasyon bir network'tüler. Her bir organizasyonda high available olması için 4'er tane peer yerleştiriliyor. Ve bu 4'er peer'le 350 kadar channel açılıyor network'te. Ve uygun bir şey, bunlarda performans testleri transaction per second ile hesaplanıyor. Uygun bir transaction sayısı elde edilebiliyor. Ama bunun üstüne çıktıkça, channel yaratıldıkça tabii ki performans değerleri düşüyor. Bu şekilde. Bir soru daha var. Evet. Şöyle yapılabiliyor. Mesela organization B sadece okuma yetkisine sahip olsun. Organizasyon C hem yazma hem okuma. Organizasyon A sadece okuma yetkisi. Böylece iki organizasyonu channel'a yazmaktan dışarı tuttuğumuz için
kanal hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani tam sorunun cevabı bu muydu? Anlayamadım mı? Tamam. Hyperledger Fabric'te tam öyle bir yapı yok. Şeyin sunumun sonunda bir daha onunla bir konuşalım. Ben tam anlayamadım. Bir çizerek vesaire şey yapalım sonrasında. Başka soru yoksa devam ediyorum. Bu arada böyle daha mı iyi? Hani sorulu cevaplı gidiyoruz. En son mu soralım? Alalım soruyu da. Aha. Tabii tabii. Evet. Evet. Biraz pek duyamıyorum. Duyamadık. Dur ben mikrofonu sen getireyim. Mikrofonu versene. Şimdi iki yük var görünüyor. Bir blokların üretilmesi, bir de smart kontratların çalıştırılması evet. Konusu. Peer sayısı arttıkça smart kontrat yükü peer'lara dağıtılıyor. Ve orada handle ediliyor. Ama blok üretilme konusu yine ortadaki ordering servisi. Evet. Yani organizasyon sayısı arttıkça ordering servis etkilenmeyecek şimdiden. Daha çok channel açılırsa bunun oraya yükü artacak ve orada bir darboğaz evet. Oluşacak. Yani şöyle organizasyon eklendikçe de bir yandan şöyle bir kazanç var. Smart contract çalıştırılması daha çok peer'a dağıtılabilecek ve öyle bir rahatlama olacak gibi mi? Doğru mu anladım? Şöyle evet yani ne kadar fazla peer koyarsanız bu arada peer'ların yapısından da bahsetti Kemal. Chain kodu mesela çok fazla işlem geliyor. Chain kodu çalıştıracak peer sayısı arttırılabilir. Bazı peer'ler boşta olur sadece blokları üzerinde tutar ki daha orada fazla güvenlikli olsun. Orada polisi var yani. Evet bir... ve ayrıca sadece ordering service bir tane de yapılması gerekmiyor. Mesela bir ordering service'den 3 channel yönetilebilir. Ayrıca bu ordering service'leri de çoklayıp adeta peer çokluyormuş gibi ordering service'i de çoklayıp o yükü paylaştırabilirsiniz ordering service'ler arasında. Biraz şeyden böyle soruyorum. O çiziminizde hani organizasyonlar peer'ları yönetiyordu ama evet. Ordering service sanki bu işin sahibi tarafından yönetiliyor. O çoklanabilir. Yani. Tabii hani bu distributed bir networks, decentralized temelinde olduğu için blockchain networkleri bunları tabii ne kadar arttırırsanız o kadar daha güvenli, daha hızlı bir servis elde etmiş oluyorsunuz. Evet yani tamam. Oldu mu? Oldu. Tamam. İyi, yani en sonda yapacaktık zaten bunu. Şimdi cevap vermek ben ister bir daha alabilir miyim soruyu? Şöyle bunlar aslında 2-3 farklı yolda çalıştırılabilir. 1. Direkt fiziksel makineler üstünde. 2. Sanal makineler üstünde. 3. Bizim yaptığımız yol bir mikroservis mimarisinde. Çünkü lokasyon mesela, bazlı mı soruyorsunuz? Lokasyon bazlı mı soruyorsunuz? Altyapısal olarak mı soruyorsunuz? Soruyor. Ha tamam. Ya lokasyon olarak çok fazla birbirinden uzaklaştırılmaması öneriyor. Çünkü network'teki delay yüzünden bu sefer ağ yavaşlar. Şu an için biz mikroservis mimarisinde çalıştırıyoruz. Yoksa 5 tane fiziksel makineye mesela ihtiyaç duyacağız. Sadece orderları çalıştırmak için. O zaman devam edelim. Tamam. Güzel. Son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ben. Sonra Kemal'e sözü vereceğim. Gossip protokol adını verdiğimiz bir protokol. Nasıl internet dünyasında bu haberleşmeler bazı protokoller ile gerçekleşiyorsa Hyperledger Fabric Network'ünde de bazı işlemler gossip protokol adını verdiğimiz bir protokolle gerçekleşiyor. Şu şekilde bu protokol broadcast bazlı çalışıyor. Yani ne diyoruz? Bütün peer'larda bütün veriler senkronize bir şekilde eşdeğer tutulacak. Bunlar nasıl hallediliyor? İşte bu gossip protokol notlar sürekli broadcast mesajı atarak ledger'da bulunan blokları ve veriyi diğer notlara dağıtıyorlar. Anchor peer'lar farklı organizasyondaki anchor peer'lar birbirleriyle haberleşerek o notların, network'ün hala ayakta olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu broadcast mesajıyla elde ettiğimiz, mesela bir broadcast mesajı atıyor bir not ve bu mesaj, bu paket bir noda ulaşmıyor. Bunun sonucunda anlıyorlar ki bu network üzerinde hasarlı bir not bulunmakta, hasarlı bir peer bulunmakta. Hemen health checkler sonucunda o
peer'lar tekrardan ayağa kaldırılabilir, öldürüp tekrardan ayağa kaldırılabilir. Hala gossip protokol sayesinde tekrardan ayağa kalkmış peer'a bütün veriler aşılanabiliyor. Gossip protokolde biraz detay bilgiler bunlar bu arada. Altyapıda böyle bir protokolün çalıştığını da bilmenizi istedik. Şimdi soru mu vardı? Gel abi o zaman. Şimdi blockchain'de yazılım olarak, yazılım anlamında kod yazılan tek yere geldik. Blockchain aslında bir network. Bu smart contract konusu aslında çok karıştırılan bir konu. Hani dışarıda insanlarla görüştüğümüz zaman bu tamamen bir kod parçası. Yani gün sonunda bizim nasıl Java'da yazıyorsak, Go'da yazıyorsak yaptığımız aynı işlemi ben chain kodda da yapıyorum. Fonksiyonlarımı tanımlıyorum. Blockchain network'ünde sadece kod yazdığımız yer burası. Onun haricinde diğer kalan her şey tamamen network. Network security, işte performans testleri gibi gibi. Şimdi biraz smart contract'lerden bahsedeyim. Smart contract yani akıllı sözleşmeler bütün blockchain'lerdeki bu kod parçacıklarının genel adı. Bunun Hyperledger Fabric'teki özel ismi chain kod. Ama gün sonunda yaptıkları iş aynı. Peer'la not gibi. Smart contract chain kod. Peki chain kodlar nelerdir? Chain kod benim bütün business logic'imi taşıyan kod parçacıkları. Yani örnek veriyorum. Eğer ki ben bir araba transferi yapacaksam, mesela ben arabamı Yiğit'e sattım. Bu benim chain kodumda olması lazım. Araba transferi yap diye bir fonksiyon. Ki bugün zaten yapacağımız demoda da araba üstünden bir logic tanımladık. Tamam. Chain kodumuzu yazdık. Peki biz bunu network'te nasıl çalıştıracağız? Bir, önce bunu peer'ın içine yüklememiz lazım. Daha sonra bunu aktive etmemiz lazım. Daha sonra buna iki farklı fonksiyonla erişebiliyoruz. Birisi invoke. Ben invoke işlemi yaptığım zaman chain kod, yani peer şunu anlayabiliyor. Bu bir yazma işlemi. Ben ledger'a bir şey yazacağım. Buna göre protokolleri kullan. Eğer ki ben query işlemi atarsam bu sadece okuma işlemidir. Ledger'a herhangi bir şey yazılmaz. Şu an için chain kodda bilmemiz gereken tek şey bir business logic kod parçacığı. Bu kadar. Herhangi bir şey yok. Tabii. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi onu anlatacağım. SDK denilen bir yapıyla ona erişiyoruz. Anlatacağım. Endorsement policy, gene ufak bir Bitcoin'e kayayım. Çünkü kafada biraz daha rahat oturuyor örnekler verince. Ben mesela bir para transferi yaptım Bitcoin'de ya da Ethereum'da. Anında geçiyor mu? İşlem gerçekleşiyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Bu işlemin onaylanması bekleniyor. İşte tam sayısını bilmiyorum ama işte mesela 8 tane yerden onay alacaksa en az bunun %50'sini doğru olmasını bekliyor. En az 4-5 tanesinin doğru olmasını bekliyor. Bu endorsement olayı. Yani benim işlemimi diğer peer'lar onaylıyor. Aynı olay Hyperledger Fabric'te de var. Bu her bir chain kod için özel olarak tanımlanması gereken bir kural. Mesela gene örnek vereyim. Ben bir para transferi yapıyorum. İşim gereği para transferi yapacağım. Şöyle bir poliçe belirleyebilirim. Eğer ki 1 milyon dolardan fazlaysa network'teki bütün birimlerden onay al. Eğer ki şimdi bu bir chain koddu. Bir tane daha chain kod yazdım. Buna da dedim ki eğer ki 1 milyon dolarla 500 bin dolar arasındaysa network'ün yarısından onay alsan da olur. Şimdi bir tane daha chain koda geçtim. Buna da dedim ki 500 bin dolardan azsa network'teki herhangi birisinden onay al, tamam bu işlemi gerçekleştir. Bu gibi poliçelerle ben yaptığım işlemin benim açımdan büyüklüğüne göre poliçeler belirleyebiliyorum. Bu da farklı farklı. Mesela buradaki bir örnekte üçünden de al. En üstteki kırmızı yazıdan bahsediyorum. Ortadakinde organization 1'den ya da 2'den alsan da olur. Ya da alttaki biraz daha kompleks bir endorsement policy. Organization 2'den ve 3'ten kesin al. Ya da organization 1. Gibi gibi. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Chain kod bazlı. Her bir chain kod için özel tanımlıyoruz. Şimdi sizin sorunuza geldim. Ben bu ledger'a nasıl yazma işlemi yapacağım?
Hyperledger Fabric'te, Chainco'da, daha doğrusu Ledger'a, Network'e bir işlem yapabilmenin okuma, yazma fark etmez tek yolu SDK. Hyperledger Fabric SDK. Hyperledger Fabric SDK kullanmadan ben Network'e kesinlikle erişemem. Network'ü kurarım, chain kodlarımı yüklerim, endorsement policy'lerimi belirlerim ama öyle kalır. Onun üzerine bir de benim SDK'yi kurup Network'ün gerekli konfigürasyon ayarlarını tanımlayıp Network'ün üstünde bir katman olarak çalıştırmam lazım. Ki bugünkü aslında demoda da bunu göstereceğiz. Genelde SDK tek başına çalışmaz. Çünkü hani SDK tamam Network'e bağlanıyor ama SDK'de bazı fonksiyonların triggerlanması lazım. Bunu da mesela üstüne bir katman daha yazıp API katmanı belli petlere göre işte bu petten gelinirse bu fonksiyonu çağır. SDK o fonksiyonu gidip Network'te peer'in içindeki chain code'da çalıştırıyor. Aynı şekilde sonuç bana geri dönüyor. SDK Hyperledger Fabric'te Network'e işlem yapmanın, manipüle etmenin tek yolu. Okuma ya da yazma fark etmez. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımı kısaca bir özetleyeyim. Ben mesela bir mobil uygulamadan bir işlem yaptım. Bir yazma işlemi. Bu işlemin sonucunu Ordering Service'e yolluyorum. Ordering Service bu işlemin gerçekleştiği chain kodun policy'sine göre bakıyor ve mesela bütün network'ten onay alınması gerekiyorsa network'teki bütün birimlere istek atıyor. Bana diyor bu işlemin aynısını simüle edin. Bu sonucu bir hash fonksiyona sokun. Bana sonucunu dönün. Tamam mesela 10 tane organizasyon var. 10 tane organizasyon bunu yapıyor. İşlemi geri orderer'a dönüyorlar. Orderer bunlara tek tek bakıyor. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Yani daha doğrusu doğru mudan ziyade aynı. Daha sonra şimdi aslında daha sonrasını anlatmadan önce bir soru sormak istiyorum. Mesela ben bir işlem belirledim chain code'da. Dedim ki bütün network buna onay vermeden bu işlemi gerçekleştirme. Bu işlemi yaptım ve bir tane benim organizasyonum onay vermedi. Bu blok oluşur mu? Blok oluşur. Ama orderer şöyle oluşturur bloğu. Der ki bu işlem geçersiz. Böyle bir şey yapılmaya çalışıldı. Haberin olsun. Ben bunun loglarını bloğun içine koyuyorum ama işlemi gerçekleştirmiyorum. Ben yarın öbür gün açıp loglara baktığım zaman böyle bir işlemin gerçekleştiğini görebiliyorum. Bu da ek bir güvenlik katmanı sağlıyor. Yani onaylanmayan işlemleri de bana gene gösteriyor. Ve direkt bloğun içine yazdığı için bu işlemler silinemez. Bunu biz belirlemiyoruz. Bu ordering service'in kendi arka planda yaptığı bir şey. Yani bizim için bir, daha doğrusu şöyle onaylama mekanizması manuel bir işlem olmadığı için herhangi bir bizim bir timeout belirlememize gerek yok. Normal şartlar altında zaten anında. Yani anında işte saniyeler bazında onaylanan bir işlem. Zaten böyle olmazsa herhangi olumsuz bir durumda loglar bloğa yazılacağı için ben açıp bakabilirim. Belki mesela bir tane benim nodum o an internete gitti onaylayamadı. Ben bunu göreceğim için daha sonradan buna hemen müdahale edebilirim. Evet. Öyle de yapabiliriz, böyle de biliriz. Mesela şöyle de diyebiliriz. Bu iki kanalı bu orderer yönetsin. Bunu bu yönetsin. Bu iki kanal çok önemli bir işlem yapılıyor. Bunun orderer'ı çok daha güçlü olsun. Bu tamamen bize kalmış. Genelde merkezde tutulmaz. Dağınık dağınık olur. Bu dağınık birimler hepsinin farklı görevleri olur. Hepsi bir tek bir göreve hitap etmez yani öyle söyleyeyim. İşlem gerçekleşmiyor. Evet zaten amaç bu. Mesela benden habersiz bir para transferi yapılmaya çalışıldı. Beni de etkileyen bir şekilde. O onaylama mekanizması bizim elimizde değil. O tamamen arka planda yapılan bir simülasyon. Hani gün sonunda birisi manuel olarak butona basıp onayla demiyor. Orderer diyor ki işte sen bu işlemi yap bana sonucu dön. Biz bunu görmüyoruz. Şimdi şöyle
zaten private bir network olduğu için bu network'ün kontrolü bizim elimizde. Tabii ki yani gün sonunda yazılımsal bir konudan bahsediyoruz. Hacklenebilir. Yani hacklenmez diye bir şey yok. Ama network zaten private olduğu için kontrol bizim elimizde. Hacklenmesi durumunda dahi o not devre dışı kalacak. Devre dışı kaldığı için işlemlerim gerçekleşmeyecek. Ve ben bunu zaten işlem gerçekleşmediği zaman loglarda görebileceğim. Gibi diyebiliriz. Şimdi burası aslında MSP, Membership Service Provider. Detayın da detayı bir konu. O yüzden çok kısa geçeceğim. Şimdi dedik bizim organizasyonlarımız var. CA'imiz var, sertifika aldığımız yer. Tamam. Ben bir tane ortak CA kullanıyorum, Certificate Authority. Bu bütün network'e sertifika veriyor. Benim organizasyon IBM için sertifika istediğimi ya da bu sertifikayı neye göre şifreleyip bana verecek? Yani verdiği sertifikanın ben organizasyon IBM'e ait olduğunu nasıl bileceğim? Burada da MSP devreye giriyor. Ben her bir organizasyon için network'te bir MSP oluşturuyorum. Bunlar aslında birer definition. MSP definition diye geçiyor. Ben yarın öbür gün bir sertifika almak istediğimde diyorum ki bu MSP'ye göre ver. O MSP nereye bağlı? Organizasyon IBM'e bağlı. Yani o aldığım sertifikalar organizasyon IBM'in altında kullanılacak sertifikalar. Bunu ben başka bir yerde kullanamam çünkü MSP definition'ım IBM'e göre yapıldı. Böylelikle ek bir izolasyon sağlıyor diyebiliriz. Tabii ki MSP çok çok daha detaylı bir konu. Şu an biraz yüzeysel geçtim. Ya şu ana kadar anlattığımız tamamen Hyperledger Fabric Framework'ü genelinde terimler ve bileşenlerdi. Example network'leri anlatacağız. Bu Hyperledger Fabric temelli nasıl uygulamalar geliştirilmiş? Ama öncesinde herkes aynı sayfada olması için başka sorular var mı? Soruları şimdi alalım. Evet, evet, oradan başlayalım. Ya ben duyamıyorum abi. Ben vereyim mi? Ver abi. Teşekkür ederim. Karışıklık oldu bende açıkçası biraz da. Bu Hyperledger deneyimim yok daha önce. Şimdi birçok kütüphaneden bahsediliyor. Indi, işte Ursa vesaire, evet. Fabric. Bunlar özelleşmiş kütüphaneler mi? Yani şimdi ben bir smart contract yazarak birçok şey yapabilirim. Yani bir ID tanımı yapabilirim. Ama şöyle bir de Indi vereyim. Diye bir kütüphane var. O neden var? Ve paralel mi çalışıyorlar, alternatifler mi? Açıkçası soru bu. Tamam. Şimdi mesela Hyperledger Indi diye. Bu arada kütüphane değil, bunlar blockchain frameworkleri. Kütüphaneler bunların altlarında çalışıyor. Hı hı. Hyperledger Indi ne yapıyor mesela? Decentralized bir identity network'ü kurmamızı sağlıyor. Ben bunu Hyperledger Fabric'te yapabilir miyim? Yapabilirim. Orada ama var. Burada zaten böyle bir çözüme, soruna çözüm olarak o network'ü sunmuşlar. Yani gün sonunda evet ikisini de yapabilirim. Ama birisi zaten birileri onu, o sorunu göz önüne almış ve öyle bir çözüm üretmiş. Daha güvenlikli, o iş için daha uygun. Yoksa mesela Hyperledger Fabric Hyperledger Fabric kullanarak orada gördüğünüz networklerin hepsini yapabilirsiniz aslında. Ama sadece o iş için özelleştirilmiş olduğu için ötekiler daha performanslı çalışabilir gün sonunda. Çünkü o iş için özelleştirilmiş. Evet. Yoksa gün sonunda evet haklısınız. Indi'de yaptığınız şeyi fabrikte kesinlikle yapabilirsiniz. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi bu burası iyi ya. Tamam. Yani bu blockchain framework'ü kullanmadan siz tamamen bir blockchain network'ü de tamamen sıfırdan kodlayabilirsiniz. Ama Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Yani bu framework'ler hayatınızı kolaylaştıracak yapılarda. Size göre framework'ü seçersiniz, ona göre entegre edersiniz. Bu private blockchain network'leri mesela iş dünyasında elverişli ama farklı uygulamalar için başka, mesela public, Ethereum üzerinde smart contract geliştirebilirsiniz. Herkese açık bir yapı yapmak istiyorsanız. Ya yani kendi geliştirmek istediğiniz uygulamaya göre kendiniz bir framework seçebilirsiniz ama sıfırdan da yapabilirsiniz ki zor bir işlem. Hyperledger'da oluşturulan kontratlar için bedel olarak veya çığırlar için şimdi öyle bir maliyet yok. Çünkü zaten network bizim network'ümüz. Ethereum kimsenin network'ü değil.
Burada biz herhangi bir maliyet ödemiyoruz. Şimdi şöyle bir... Şöyle, proje olarak open source. Hani şu an GitHub'a girsek kodları açık bir şekilde görebiliriz. Ama gün sonunda biz bir iş yapacağımız için kendimize göre bunu özelleştirip dışarıya kapatacağız. Çünkü ben yani mesela $1 milyon işlemler yapılıyor. Ben bunu dışarı açarsam eğer yarın öbür gün daha büyük sorunlara neden olabilir. Bu soruyu bu örnekle çok rahat bir şekilde açıklayabiliriz aslında. Örneği anlatmaya başlayayım, belki soru işareti de gider. Şu şekilde, IBM uzun zamandır zaten bu blockchain teknolojisiyle ilgileniyor ve POC'ler olsun, canlı ortamlardaki networkler olsun, 100'ü aşkın network yönetiminde ve dünya çapında farklı sektörlerden firmalarla beraber çeşitli networkler geliştiriliyor. En büyük iki örnekten bahsedeceğiz biraz sonra. Birincisi Food Trust. Nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış ondan bahsedeyim. Amerika'da zamanında bir gıda zehirlenmesi oluyor ve insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ve bunun araştırılması, hangi gıda olduğunun anlaşılması günler sürüyor. Sadece Amerika'daki bir tarladan, bir çiftlikten çıkan bir gıda yüzünden, ki ıspanak da yanlış hatırlamıyorsam, insanlar virüs kapmış durumda. Walmart IBM'e geliyor. Diyorlar ki böyle böyle bir fikrimiz var. Biz artık bu gıdaları, tedarik zincirini bir network üzerinde tutmak istiyoruz. Değişik katılımcılar da alalım. Üreticisi, imalatçısı, lojistiği vesaire. Bir konsorsiyum oluşturalım ve ardından bu blockchain network üzerinde işlemlerimiz blockchain network'ünde kayda olsun. Yani aslında bu network'e giren kişiler belli bir network bedeli ödeyerek katılımcılara bu şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca kendi peer'larının çalışacağı fiziksel serverlarının ücretlerini ödeyerek, bir cloud'da çalışıyorsa bu, o cloud'a pay as you go mantığında çalıştığı kadar ücret ödeyerek bu network'ü ayakta tutuyorlar. Ama onun dışında hani smart contract'ı kaldırırken bir gas ücreti ödenmiyor. Zaten bu network ayağa kalksın diye bir işbirliğinden doğan sonuç olarak bir para ödeniyor. Orada maliyetler ortaya çıkıyor. Ama open source bir teknoloji olduğu için tabii ki hani isteyen herkes yapabilir, ama burada biraz deneyim de işe giriyor. Kullanılan platformlar biraz güven isteyen bir teknoloji çünkü. Şimdi şöyle, bütün olay şu şekilde gerçekleşiyor. Üreticisinden imalatçısı, lojistiği her bir işlem gıda üzerindeki blockchain network'üne kaydoluyor. Blockchain nasıl çalışıyor? Değiştirilemez, silinemez bir yapısı var. Bu yüzden günlerce süren tarihini öğrenme, geçmişte başına neler geldiğini gıdanın kağıt üzerinden öğrenmek yerine dijital bir ortamda barkod okumasıyla 2 saniyede öğrenilebiliyor. Bu bize birkaç tane faydası var. Bir kere daha güvenilir, daha takip edilebilir gıdalar elde ediyorsunuz. Yani siz bugün markete gittiniz, organik bir sebze alacaksınız. Kaçınız güveniyor bunun gerçekten organik olduğuna? İşte bu teknoloji sayesinde, değiştirilemez yapısı sayesinde artık gıdalar daha güvende. Gerçekten geçmişini öğrenebiliyorsunuz. Ve bunun sonucunda toplanan datalarla optimizasyon sonucunda artık gıda miktarında çok fazla düşüş yaşanıyor. Reyonlarda artık istenildiği kadar tam sayısında gıdalar bulundurulabiliyor. Yani ortada, bunu Walmart olarak düşünelim. Bir parakende satıcısı ve diğer paydaşları sadece birbirleri arasında iletişim halindeyken, transferler gerçekleştirirken, şu sağdaki yapıya geçerek bir network üzerinde bütün paydaşlar birbirleri arasında işlemlerini güven ortamında gerçekleştirebiliyorlar. Soru. Şimdi şöyle. Şöyle, aslında öyle değil, bütün katılımcılar, bütün paydaşlar, blockchain'in mantığı nedir? Veriyi herkese açalım, ortak bir şekilde yönetelim. Aslında orada Walmart Central bir otorite olmuyor. Artık Walmart'ın işbirliğiyle geliştirilen bu network'te Walmart kendi gücünü bir kenara bırakıp daha güvenli ortamında bir ticaret sağlayalım isteniyor. Aslında orada en sonda sorulması gereken soru biraz yanlış oluyor, çünkü artık Central bir otorite yok. Walmart network'ün sahibi değil artık. Herkes network'ün sahibi, herkes güven içerisinde transferlerini, işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Hı hı.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi network, private. Tamam, biz network kısmına erişemiyoruz. Ama mesela üretici, örnek veriyorum, bir mobil uygulama vasıtasıyla bunu tüketiciye açabilir. Bir ek bir katman daha koyar. Ben kullanıcıya da şifreyle kayıt olurum. Böylelikle bana arka planda private network'üne bir erişim verebilir. Ama network'e direkt olarak ben erişemem. Mesela ya, bu bir örnek sadece. Evet. Burada üretici ben doğal ürettim dese, fabrikadaki adama doğal ürettik, hadi gel anlaşalım dese, olmaz. Şimdi şöyle, eğer ki zaten ben blockchain'e yanlış bir bilgi koyuyorsam buna yapabileceğim bir şey yok. Yani koyduğum bilgiyi test etmiyorum ben. Koyamazsın mesela, koyduğun zaman o elenir, maksimum 6 milyon oluşuyor. Yani burada bu örnekte yola çıktığımız zaman uygulanmalı değil. Aslında öyle Bitcoin'e karşılaştırmak biraz yanlış. Yani blok zinciri oradan çıkması da aslında yanlış. Çok eskiden olan, beri olan bir teknoloji. Sadece implementasyon alanları farklı. Birisi finansa, bir para birimine hedef alırken buradaki mantık tamamen ondan farklı. Aslında altyapıda sadece değiştirilemez özelliğini kullanıyorlar. Haklısınız. Evet, yani gün sonunda yanlış bir bilgi girilebilir. Bunu mesela önüne nasıl geçilir? Direkt üretici girmez. Ya zaten düşünüldüğü zaman şimdi evet yanlış girilebilir, ona şeyim yok, ama buradaki mantık taşıyıcı mesela firmaların, örnek veriyorum, bir IoT cihazından ben ısı sensörü alıyorum. Ne kadar da geldi? Bu işte 37 derece de geldi. Bunu göreyim. Yani işi olabildiğince optimize etmek. Tabii ki sıfırdan çözemiyoruz. Şimdi ayrıca şey de var, şu olay da var. Hani tamam, yanlış bir bilgi girildi ama bu değiştirilemez bir yapıyı taradığımız için bilgiyi giren kişiye kadar herkese öğrenebiliyoruz. Aslında olayı takip edilebilir, kırmak da bir amaçlardan bir tanesi. Evet, yanlış bir bilgi dahil olabilir ama o yanlış bilgi hiçbir şekilde değiştirilemez bir şekilde gelecek. Yani yarın, evet... Yarın öbür gün hiçbir şekilde yanlış bir bilgi girilmediği olmayacak yani ortam. Bu arada vakit biraz sıkıştı. Senin sorundan sonra hemen hızlıca ilerleyelim. Evet, bilgi değiştirilebiliyor ondan sonra da. Aynen öyle. Ya bu bir girişim aslında. Hani blockchain'le böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir yere kadar da başardık girişimi. TradeLens'i de hızlı. Şimdi bir tane daha örnek vereyim. İki tane büyükten bahsedecektik. TradeLens projesi. Duyan oldu mu TradeLens'i? Bir kişi. Peki soruyu şöyle değiştireyim. Maersk firmasını duyan oldu mu? Taşımacı lojistik. Büyük konteyner. Evet, abi. Bu Maersk'in IBM ile yaptığı bir işbirliği lojistik tarafında. Peki gene örneklerle ilerleyeceğim. Maersk'in ortalaması, direkt Maersk tarafından verilen verilerle konuşuyorum. Bir konteynerin A noktasından B noktasına gitmesi için ortalama 100 tane evrak imzalanması gerekiyor. Sadece bir konteyner için. Bu bir evrağı 5 kişi imzaladığını varsayalım. Sadece bir kağıt için 5 imza. 100 kağıt için 500 imza. Her bir imza için 5 dakika uğraşılsa ve bunu 10.000 konteynere ya da 20.000 konteynere uyarlamaya çalıştığınızda çok fazla bir vakit kaybı, para kaybı ve belki imza unutuluyor imza atılması oraya. Daha sonra geriye git, hadi bunu bir daha imzalatalım gibi gibi. Maersk'ün sorunu buydu. IBM ile blockchain anlamında bir işbirliği imzalandı. Gel abi bir sonraki şeye. Önceki yapı aslında Yiğit'in gösterdiği şemaya benziyor. Ama buradaki yapı biraz daha karmaşık ve lojistik
anlamında şu an konuşuyorum. Bu yapı tamamen kaldırılıp bir tedarik zincirine geçirildi ve sadece bu kağıt, imza gibi işlerden Maersk bir yılda 1,5 milyar dolar para kazandı. Bu işlerin kenara bırakarak. İşlerini çok fazla hızlandırdı ve şu an 1,5 milyar dolar kar etti yıllık. Peki bunları niye anlatıyoruz? Hani tamam, gün sonunda peer'ı ya da certificate authority'yi anlatıyoruz ama nerelerde gerçek anlamda kullanılıyor, onların örneklerini vermek için. Şimdi bir Şimdi bu örnekler tamamen IBM Blockchain Platform tabanlı olarak geliştirilmiş örnekler. IBM Blockchain Platform dediğimizde farklı bir framework değil. Aslında altyapısında Hyperledger fabriği kullanan bir Blockchain as a Service adını verdiğimiz cloud üzerindeki bir platform bu. Kısaca tarihinden konuşmak gerekirse 2015 yılında başlıyor IBM ilk Ar-Ge laboratuvarlarında kendi framework'ünü geliştirmeye. Ardından 2016 yılına gelindiğinde Linux Foundation'a üye oluyor ve diyor ki benim mühendislerim artık burada değil, open source dünyaya hizmet etsin. Bir yeni community ile beraber yeni bir framework geliştirelim. Yıllar geçiyor, ilk anlaşmalar imzalanıyor, daha fazla müşterilerle POC çalışmaları yapılıyor. Ardından IBM'in mühendisleri hem Hyperledger fabriği geliştirirken bir kenardan da cloud üzerinde bulunan IBM Blockchain platformu geliştirilmeye devam ediyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü normalde bu networkleri kurmak, Hyperledger fabrik networklerini kurmak çok derin bir network bilgisi, sistem admin bilgisi isteyen işler aslında. Ama bu blockchain platformu da biraz sonra demoda göstereceğiz. Bir user interface aracılığıyla sadece mouse'unuzla beraber bir network kurabiliyorsunuz. İstediğiniz bütün detaylarına kadar, bütün sertifikalarına kadar ayarlamaları yapıp çok güvenli, hızlı çalışan bir network elde edebiliyorsunuz. Aslında yapı şu şekilde, IBM Blockchain Platform Hyperledger Fabric'ten farklı değil, altyapısında aynı teknolojiyi kullanıyor ve üzerinizde siz kendi chain kodlarınızı geliştirerek iş modelinize uygun bir network elde etmiş olabiliyorsunuz. Sadece network kurmak için değil, yarın öbür gün bunun operasyonel işleriyle de ilgilenmeyi bu platform sayesinde halledebiliyorsunuz. Biraz sonra üzerinden geçeceğiz. IBM bu platformu çıkardığı zaman aynı zamanda Visual Studio Code'a bir de extension çıkardı. Peki extension ne işe yarıyor? Hızlı bir şekilde benim chain kodlarımı test edebilmem için lokalimde bir Hyperledger Fabric Network'ü ayağa kaldırıyor. Minimal düzeyde. Bunun için Docker'a ihtiyaç duyuyor. Ve ben chain kodlarımı çok hızlı bir şekilde burada test edip paketleyip IBM Blockchain platformu aktarabiliyorum. Peki IBM Blockchain platformu çıkarırken IBM'in misyonu neydi? Aslında şuydu. Mesela organizasyon IBM. Organizasyon B. IBM diyor ki ben IBM Cloud'u kullanacağım. Peki. Organizasyon B diyor ki ben başka bir Cloud'u kullanıyorum şu an. IBM'i kullanmak istemiyorum. Ne oldu? Şu an iş yapamıyorlar. Bu vendor locking denilen olayı ortadan kaldırmak. Şu an için bu aktif değil. Sadece IBM Cloud üzerinde çalışıyor. Ama bir sonraki versiyonda IBM Blockchain platform aynı zamanda başka cloud vendorlarda da çalışabilecek. Böylelikle cloud bağımsız bir platform olmuş olacak. Şimdi iki konudan bahsedeyim demoya geçmeden önce. Birisi IBM Türkiye'nin bizim yönettiğimiz bir Slack grubumuz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bir community oluşturup sorunlarımıza çözüm bulmak. Diğeri Meetup grubumuz. Burada public olarak biz eğitimler veriyoruz. Blockchain, microservice, AI, data science. Şu an için yavaş yavaş OpenShift tarafına da gelmeye başladık. Eğer ki vaktiniz olursa gelmek isterseniz etkinliklerimize de bekleriz. Üniversite işlerinin aslında başka bir birim bakıyor IBM içinde ama gene bunu isterseniz bir çıkışta konuşalım. Tabii. Biraz da vakit açısından şey olduğu için hızlanmak istedim. Şimdi IBM Blockchain, biz şöyle bir demo hazırladık, ondan bahsedeyim bu sırada isterseniz. IBM Blockchain platformu kullanarak biz Hyperledger Network'ü ayağa kaldırdık.
Bu bizim kendi cloud hesaplarımızda şu anda aktif bir şekilde çalışmakta. Demo sırasında sizi bu network üzerine user'lar olarak sokup kendiniz bir channel üzerinde, buradaki bütün katılımcılar bir channel üzerinde arabalar yaratıp arabaları queryleyecekler. Aynen. Aslında bu sizin sorduğunuz soruya denk geliyor. Hani ben network'e nasıl erişeceğim? Ben mesela onu şu an dışarı açtım. Siz bu benim açtığım API katmanı üzerinden erişiyorsunuz. Burayla başlıyorum. Ha, ekranda gözükmüyor mu? Şimdi yarattığımız bir network'ün architecture bakış açısı şu şekilde. Şu anda network'ümüzde bizim 3 tane organizasyon var. Ve ne dedik? Ne dedik? 3 tane organizasyon var ve hal available olması için yani kesinlikle bir peer koymayız biz. O yüzden her organizasyonun altında 3'er tane peer yerleştirdik ve bu her organizasyona ait bir sertifika otoritesi koyduk ki organizasyon bazlı bütün peer'lara ayrıca user'lara sertifikaları dağıtacak kurum bu sertifika otoriteleri. Ortaya da Raft algoritmasıyla çalışan bir ordering service yerleştirdik. Blokları oluşturacak, diğer organizasyonlara dağıtacak yapı da bu. Şu anda tamamen high available çalışan bir network bu. Çöküntülere karşı sağlam bir şekilde ve performans olarak da yüksek bir şekilde transferleri alabiliyor. Şu şekilde IBM Cloud üzerinde Kubernetes servisiyle IBM Blockchain platformunu birleştirerek bu network'ı ayağa kaldırabiliyorsunuz. Hyperledger Fabric Network'ünü. Onu da şöyle göstereyim size. IBM Cloud günüm... sizi de kayıt yapmaya çalıştırdığım kayıt olduğunuzda karşılayacak ekran böyle bir dashboard. Siz fakat bu kadar fazla servis görmeyebilirsiniz. Bizimki ortak hesap olduğu için çok fazla servis yaratılmış durumda. Buradan kataloğa gittiğinizde Kemal'in de bahsettiği 100'den fazla servisi burada bulabilirsiniz. Sol tarafta database'lerde göreceğiniz aslında blockchain platform yani blockchain network'ü bir database olarak da geçmekte. Bu arada bu kısmı beraber yapmayacağız. Ben biraz ne yaptığımızda buraya gelmeden önce hazırlık olsun diye anlatıyorum. Bu blockchain platformunu yarattığınızda siz şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Notlarımız, biz ne dedik? Network içerisinde yer alan notlarımız, peer'larımız, sertifika otoriterimiz ve order'ımız bu şekilde sadece mouse'la hiç terminal ekranına bulaşmadan ya da network bilgisi ihtiyacını duymadan bu şekilde yaratabiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz yapı tamamen şurada kuş bakışı bir şekilde çizilmiş yapı bu şekilde. Ne dedik? Sadece network'ü yaratmak değil, network'ü yarattıktan sonra operasyonel bazı işler de oluyor. Ne gibi? Channel yaratılması. Biz channel'da ne dedik? Aslında channel'da olan veriler birbirleri arasında data izolasyonu sağlıyorlar. Mesela biz buraya gelmeden önce bir test channel yarattık, 12 bloklu. Bir de TÜBİTAK Çalıştay adını verdiğimiz farklı bir channel yarattık. Şu anda TÜBİTAK channel olan bu channel kullanışta değil. Sizi bağlayacağımız channel TÜBİTAK Çalıştay. Ve altında gördüğünüz 7 blok sayısı siz işlem yaptıkça artacak. Yazdığınız smart contract'ları buradan yükleyip channel'lara instantiate edebiliyorsunuz. Şu anda internet bağlantım biraz yavaş olduğu için. Burada hangi channel, hangi chain kodun hangi peer'lara yüklendiğini görebilirsiniz. Ardından hangi versiyonla hangi channel'a instantiate edildiğini görebiliyorsunuz. Yarattığınız organizasyonlar, Kemal'in bahsettiği MSP'ler burada yer almakta. Ayrıca wallet adını verdiğimiz, bizim public private key'leri tutan organizasyonların adminlerinin bulunduğu bir kısım da var burada. Burayı kullanarak bir network ayağa kaldırıp hatta ne dedik bu gösterdiğimiz örnek uygulamalar IBM Blockchain platform kullanılarak geliştirilmiş uygulamalar. Büyük çaplı büyük uygulamaları bu platformu kullanarak geliştirebilirsiniz. Şimdi demomuza geçelim. Aslında demomuzu da özetlemek gerekirse şu şekilde. Şu çizginin sağ tarafını bizim IBM Cloud hesabı olarak düşünelim. Sol tarafı ise sizin hesabınız.
Biz Hyperledger Fabric Network'ü burada kurduk. Bir API katmanı yazdık. Bu API katmanın dış dünyaya açarak siz hepiniz bu network ile iletişime geçebileceksiniz. Kemal, istersen sen network'ü göster. Şimdi cloud hesaplarımızı açtıysak giriş yapalım. Karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Bu arada arkadaşlarımız da ekip aynen. Arkadaşlarımız aranızda, onlar da yardımcı olabilirler size. Şimdi biz gelmeden önce bazı step'ler yazdık hep beraber takip edebilelim diye. Önce bir IBM'e giriş yapalım, IBM Cloud'a. Daha sonra manage account diyerek sizin account'unuzun olduğu sayfaya bir gidelim. Daha sonra burada account resources'un altında Cloud Foundry Orgs, Cloud Foundry Organizations diye bir bölüm olacak. Büyük ihtimal burada sizin mailiniz yazıyor olacak organizasyon olarak. Bir daha söylüyorum. Manage, Account, daha sonra Account Resources'ın altında Cloud Foundry Organizations. Şöyle. Daha sonra burada mailinizin içine girdiğiniz zaman sizde region ve space olarak bir tane yer gözükecek. Bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Büyük ihtimal Londra olacak ama farklılık gösterebiliyor. United Kingdom. Evet. Tamam, onu aklınızda tutun. Şimdi tekrardan ana sayfaya geldiğiniz zaman arama bölümüne toolchain yazmanızı rica ediyorum. Arama bölümüne toolchain. Daha sonra katalog results'ın altında toolchain isimli servisi göreceksiniz. Buna tıklayalım. Sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Toolchain aslında bizim pipeline'larımızı yarattığımız, işte Git'e bağladığımız ya da GitLab'a bağladığımız bir ortam. Biz bir Cloud Foundry uygulaması yapacağız bugün. O yüzden Develop a Cloud Foundry App seçeneğini seçiyoruz. Develop a Cloud Foundry App. Daha sonra buna Create dedim. Şimdi buna bir isim vereyim. Burada region'ı sizin space'inizin olduğu region seçmenizi rica edeceğim. Efendim? Londra olması lazım. United Kingdom, Londra data center'lar. Sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Kısaca anlatayım ne yapacağımızı. IBM Cloud'da private bir GitLab reposu var. Benim GitHub'daki public repomu buraya çekip daha sonra bunu pipeline'a bağlayıp Cloud Foundry uygulaması olarak ayağa kaldıracağız. Şimdi github.com Kemal Aydin altında DevADV Turkey Blockchain UI diye bir sayfa, bir proje olması lazım. Kemal Aydın 2 LL. Şöyle bir daha açayım. Gözüküyor mu? github.com Kemal Aydın 2 LL. Büyütelim. github.com Kemal Aydın. Efendim? Evet evet, şunun altına gittiğiniz zaman bunu zaten buna erişeceksiniz oradan proje olarak, repo olarak. Başka bir Kemal Aydın var. Yok yok, ikile. Onu alamadım ya.
Bunu yok, şu an için sadece kopyalayın. Şurayı şöyle kopyalayın. Biraz bekliyorum. GitHub.com Kemal Aydin altında DevADV Turkey Blockchain UI. Sadece bu linki kopyalayın. Bu kadar. Devam edeyim mi? Bekleyelim mi? Evet, biraz vakitte sıkıştığı için. Tamam, şimdi bunu kopyaladım. Daha sonra bu toolchain'de source repository URL diye bir kısım var. Buraya yapıştırdım. Bu şu an private GitLab reposuna bu public repo'yu çekecek. Daha sonra delivery pipeline ismindeki section'a geldim. Buradan bir tane API key yaratıyorum. Şöyle. IBM Cloud API key altında create dedim. Bir daha create dedim. Şuradan delivery pipeline seçeneğine geliyoruz. Sonra create diyoruz. Bu bize bir tane API key yaratacak. Daha sonra burada dikkat etmeniz gereken alan, daha demin space'inizin olduğu yeri seçmeniz lazım. Çünkü bir tek space'iniz orada var. Başka bir yerde ayağa kaldırmaya çalıştığınız zaman zaten hata verecek, kaldırtmayacak. United Kingdom yani London büyük ihtimal. Burası da tamamsa artık create diyebiliriz. Şu an bir tane pipeline yarattık. Private GitLab repomuza kodu çekip Cloud Foundry uygulaması olarak bizim UI'ımızı ayağa kaldırıyoruz. Karşınıza gelen sayfada delivery pipeline'in içine girdiğiniz zaman zaten pipeline'i göreceğiz. Delivery pipeline'in içine. Karıştı mı biraz? Şu an benim kodum build ediliyor. Daha sonra bunu Cloud Foundry uygulaması olarak deploy edecek. Efendim? Şu an GitHub'dan çektiği kodu onu şu an önce GitLab'a çekti. GitLab'dan aldı, build ediyor. Daha sonra deploy edecek. Evet, şu an build etti ve bunu deploy etmeye başladı. Siz kendiniz de delivery pipeline kısmında bunu görebilirsiniz. Göremeyen ya da geri kalan varsa hemen arkadaşlarımı yönlendireyim. Buradan view logs and history diye bir seçenek var. Buraya girdiğiniz zaman da bu deploy işleminin loglarını görebiliriz. Ki girin, aynı zamanda deploy edildiği zaman bize bir URL verecek uygulamamıza erişmemiz için. Buradan onu takip edebiliriz. Buradaki failed yazdığına bakmayın çünkü bu failed, yani böyle bir uygulama bulamadığımın hatası, aslında hata değil. Bulamadığı için o uygulamayı kaldırıyor şu an. Bu 1-2 dakika sürecek. Sonunda da fail yazıyor.
Sebebi şu, şundan kaynaklandın. Şu anda sizin açtığınız hesap tamamen ücretsiz. Bir promo kod vermedik ya da kredi kartı girmediniz. Bazı servisleri limitli dozda kullanabiliyorsunuz. Biz bu uygulamayı yaparken 512 MB'da çalışsın diye yapmıştık ki ücretsiz servislerde, ücretsiz hesaplarda 256 MB RAM'de çalışması destekleniyor. Bunun değişikliğini yaptık şu anda. Pipeline direkt otomatik trigger olmuyor. Tekrardan start düğmesine bastığımızda o da mı olmuyor? Tamam, ben hemen düzeltip bir daha yapacağım. Bu yetki mi tekrar start edilir? Olmaz, yeni pipeline oluşacak. Tamam, bir memory'de bir hata oldu. Bir daha toolchain yaratmamız gerekecek çünkü tekrardan düzeltmek şu an zor olabilir. Hızlıca ben de yapıyorum bir daha. Olmuyor çünkü GitLab private bir repo kullanıyor. GitLab bu sefer Yiğit Polat, Yiğit'e forkladım projeyi. Orada değişiklik yaptım. Bunu aldım. Tekrardan toolchain yazdım. Develop a Cloud Foundry app. Siz burada space'inize göre seçin. Yoksa gene hata alabilirsiniz. Efendim? Yok, yok, tamamen size kalmış. Yalnız dikkat etmeniz gereken şey bu sefer Yiğit Polat. github.com Yiğit Polat. Sadece kodu buradan almak. github.com Yiğit Polat. Şöyle zoomlayayım. Yiğit Polat, DevADV, Turkey Blockchain UI. Buradaki manifestten memory'yi düşürdüm. Şöyle, Manage, Account, daha sonra Cloud Foundry Orgs diye bir seçenek göreceksiniz solda. Yiğit Polat, DevADV, Turkey Blockchain UI. Bunu yine kopyaladım. Source Repository URL'e yapıştırdım. Daha sonra Delivery Pipeline kısmından tekrardan Create dedim. Bana bir tane API key yaratacak. Ve buradan region'ınızın baktığınız region olduğuna dikkat edin. Yoksa zaten önceden hata verir, oluşturamazsınız. Create dedim. Ben bir hızlıca tamamlayayım isterseniz. Gün sonunda nasıl bir şey çıkacak onu göstereyim. Çünkü sizin de vaktinizi daha fazla almayalım. İyice trafiğe kalmayın. Şöyle hızlıca girdim bir daha. Evet, hep şu anda sadece organization 1'in altına dahil ediyor. Evet, mesela. Yok, belli bir sınırı var. Ha, yok, gene sınırı var. Evet. Çünkü bir yerden sonra artık sertifika sonsuza doğru public network'e gitmesin diye sınırlar konulmuş. Mesela ben kayıt oldum. Şu an sertifikam Kemal Aydın. Bana burada
verildi. Yani benim şu an artık network'e erişme yetkim var. Tabii. GitHub'da kullandığım source. Bu mu? Ya bunu React'ta yazdım. Build ettim. Build edilmiş halini koydum. Şimdi mesela giriş yapayım. Şu an network'teki bütün arabaları mesela query'leyeyim. Şu an bütün blokları tarayarak bana network'teki bütün arabaları getirdi. Şimdi bir tane araba oluşturacağım. Bunun ledger'ı nasıl etkilediğini göstereyim. Bu şu an yaptığım bütün değişiklikler ledger'a gidiyor çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi bu şu an 7 tane bloğum var benim. Ve ben bütün bloklarımı böyle girip içlerini görebiliyorum. İşte yazma işlemi yapıldı, okuma işlemi yapıldı. Gerçi okuma işlemi yazılmıyor da gene de yazma işleminin yanında bir okuma işlemi yapılırsa o da yazılır. Şimdi mesela bir tane yazma işlemi yapayım. Burada gün sonunda beklediğim şey benim bir tane daha bloğumun oluşması ve benim bunun bu bloğumun içinde gözükmesi. Şimdi bir yazma işlemi yapacağım. Mesela car 11 Toyota Corolla beyaz olsun, sahibi Kemal. Great. Evet, gördüğünüz gibi bir 2-3 saniye aldı. Bunun sebebi ise diğer organizasyonlara, diğer notlara gidip endorsement sonuçlarını alıp karşılaştırması. Yazma işlemleri 1-2 saniye civarında minimum sürer. Şimdi mesela ben şu an bir tane işlem yaptım ve bunu blokta görebiliyor olmam lazım. Normalde 7 idi, sayfayı yeniledim. Evet, gördüğünüz gibi bloklarım 8 oldu. Benim işlemim bloğa yazıldı ve paketlendi. Peki bakalım o bloğun içindeki işlemlere, bir tane işlem var. Gördüğünüz gibi. Yazma işlemi car 11 owner Kemal. Tamam. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Şimdi get car history denilen bir şey var. Ben car 11'in historisini görmek istiyorum. Bu araba ne oldu? Kaç tane transaction geçirdi? Tamam, gelecek şimdi. Şu an herhangi bir sonuç gelmiyor. Bazı başka işlemler gelmiş. Onlara bakalım. Şu an network'te bir sıkıntı var galiba. Mesela Gizem bir araba oluşturmuş. Evet, mesela şu an car 11'in historisini görüyorum. Ben sadece bir kere bir işlem yaptım, arabayı oluşturdum. Şimdi bunun sahibini değiştireceğim mesela. Yeni sahibi Yiğit olsun. Şu an car 11 değiştirildi diyor. Ben tekrardan car 11'in historisini görmek istediğimde ilk sahibinin Kemal olduğunu görüyorum ve bunun transaction ID'sini görüyorum. Aynı zamanda ikincinin Yiğit olduğunu görüyorum. Ve bunlar bütün işlemler benim arka planda channel'ımdaki ledger'ıma yazılıyor. Şöyle bir geriye gideyim.
Şu an internet bayağı şey oldu. Mesela şu an blok sayısı 16'ya yükseldi. İşlemler yapıldı. En son yapılan işleme bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ben arabanın yeni sahibini Yiğit olarak yazdım. Demomuz kısaca böyleydi. Birazcık vakit uzadı. Kusura bakmayın. Elimizden geldiğince güzel ve detaylı anlatmaya çalıştık. Açayım. Şöyle yazayım. Onun haricinde başka sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen ulaşmaya çekinmeyin. LinkedIn üzerinden, mail üzerinden, istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Slack grubundan yazabilirsiniz. Her biri bunların ayrı ayrı doğru stetler. Her bir peer için yanında bir tane daha ayağa kaldırdım. Her bir peer için bir tane daha bir peer'im varsa bir tane doğru stetim var. Bunlar beraber çalışıyorlar. Evet. Ben sorgu attım. Mesela bu sorgu word state'den gelmedi. Blockchain'in kendisinden geldi. Çünkü history taraması yaptım. Ama mesela query card dediğim zaman o word state'den geliyor. Evet. Evet, history taraması yaptığımız için chain'den geldi şimdi. Biraz daha geç oldu. Yani kurum eğer verirse, evet, üye olan kurumlardan birisi verirse o da almış olur. Benim de tez konum blockchain. Yazın. LinkedIn'den ekleyebilirsiniz, mail atabilirsiniz. Tamamdır. Çok memnun oldum.